Muhalefetin ve hayvanseverlerin kanlı yasa diyerek tepki gösterdiği sokak hayvanlarına ilişkin tasarının komisyondaki görüşmeleri bugün de tartışmalarla devam etti. MHP komisyonda AK Parti ile birlikte hareket ederken MHP lideri Bahçeli, Türk milleti köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. Milliyetçi Hareket Partisi de üzerine düşeni yapacaktır ifadesini kullandı. Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. Milliyetçi Hareket Partisi de üzerine düşeni yapacaktır. Sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Haftalardır Türkiye'nin gündemi sokak köpeklerinin kimyasal ilaçla öldürülmesini de içeren kanun teklifi. AK Parti sözcüsü sokak köpeklerinin öldürülmesi en son başvurulacak adım derken MHP lideri Bahçeli AK Parti'nin getirdiği teklifin karşısında cümleler kurdu. Ancak komisyondaki MHP milletvekilleri AK Parti ile birlikte her maddeye evet oyu verdi. Ben bakıyorum komisyonda. AK Parti söylüyor, MHP oyluyor. AK Parti söylüyor, MHP oyluyor. Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız. 7 maddesi geçen teklif için Tarım Komisyonu 3. kez toplandı. Yine sıkı güvenlik önlemleri altında. AK Parti'nin milletvekillerinin konuşma sürelerini kısıtlayan önergesine MHP de evet oyu verdi. İktidar tasarıdan ötenazi ifadesini çıkardı. Yerine Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır maddesi eklendi. O maddeye göre veteriner kararıyla sokak hayvanına ötenazi uygulanabilecek. Ötenaziyi yeni kaldırdınız ve ardından da ne getirdiniz? İşte veterinerlik kanununda yine bir madde var. Ha kel Hasan, ha Hasan kel. Bir şey değişmiyor ki burada. Niye sahiplendiremediniz şimdiye kadar? Kaç tane sahiplendiniz şimdiye kadar? Ben mi? Benim köpeğim var. Benim hayvanım var. Benim kedim var. Ben zaten hayvanlarla büyüdüm kardeşim. Bugün 4 tane doğum yaptım. Ben devam edeyim. Senin hayırlı olan. Evet. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim Sayın Başkan. Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu var mı? Evet var. Bu sorunu çözmek için ötenazi yapalım demek cinayettir, katliamdır, vicdansızlığın dik alasıdır. Muhalefet sokak hayvanları sorunu var ama çözüm öldürmek değil diyor. İktidarın mağdur ailelerini siyasete malzeme yaptığını söylüyor. Türkiye Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk'ün ise ilk komisyon toplantısında ötenazi maddesine karşı çıkan konuşması nedeniyle 28. dönemin sonuna kadar meclise girişi yasaklandı.